Bir Anı Bir Hikaye Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı 96. Bölüm Bundan önceki bölümde işte 3. Plevne muharebeler için yapılan hazırlıklar işte geceleri ileri karakolların teftişi falan filan ve 7 Eylül'e kadar geldi. Kronolojik götürüyor. Burada bazı yerlerde böyle kronolojik bir anlatıma sapmış. Herhalde çadırında veya kaldığı yerde tuttuğu notlardan bu şekilde aldı. Bu şekilde de bizlere kadar ulaştı. 7 Eylül'de erkenden efendim fırkalardaki tabur sayısı birinci fırkadaki 14'e çıkarıldı. ikinci fırkadaki 12'ye, üçüncüdeki de 10 tabura inmiş oldu. Ferik Adil Paşa'nın emrindeki birinci fırka cephesi kuzeye karşı ve sonu doğuda olmak üzere sol canahımızı teşkil etti sol tarafımız. Hasan Sabri Paşa'nın emrindeki ikinci fırka Güneydoğu cephe ve merkezi kurdu. Güneydeki üçüncü fırkada Tahir Paşa emrinde idi. Sağ cenahı teşkil etti. Rıfat Paşa'nın emrindeki ihtiyat kuvvetleri karargah tepelerini, Pilevne kasabasını ve Vit Köprüsü'nü tutuyordu. Vaziyetimiz 30 Temmuz muharebesinde olduğu gibi doğu ucu Baştabyalarda, kuzey ucu Opaneşte, güney ucu Kiriş'inde bir müselles yaptı. Yani üçgen haline gelmişti. Cephenin uzunluğu düşmana taraf uzunluğu Kiriş'in tarafı müstesna 30 Temmuz'daki gibiydi. Bu mesafe kuzeyden güneye, Opaneş'ten Kirişine yani, 10 kilometre. Doğu batı ise garptan şarka, yani batıdan doğuya, Vit Köprüsü'nden baş tabiyalara kadar 6 kilometreydi. Üçgenin bir kenarı 10 kilometre, bir kenarı 6 kilometreydi. Bütün işgal ettiğimiz saha, 45 kilometre kare kadardı. Bütün uzunlukta üçgenin çevresi 25 kilometri buluyordu. Mira'lay Ferik ve Erkan Harbiyesi bizimle beraber idi. Sancak takımı ki bu Von Herbert'in takımıydı efendim. Ağustos'ta Edirne'den kura ile gelen mülazım Murat Azifin emrindeydi. Bu adam yeni terfi etmiş, 30 yaşında güvenilir, meşakkate dayanıklı, vicdanlı, okuyup yazma bilmez alaylı bir zabitti. 30 yaşında temen olmuş. Alaydaki hizmet edenlerden. E, kabiliyette olanları böyle Osmanlı e, uygulaması ta, teorik değil de daha ziyade tatbiki bilgilere e, göre böyle bir zabit yapma veya küçük zabit yapma e, kanunları vardı. Tavırları Baba yani Fakat ben onun bu hallerini seviyordum hoşuna gitmiş azif aramızda yaş farkı olmasına rağmen ki aradaki yaş farkı 12 sene efendim 12 sene herbet daha küçük ama onun üstü emirlerime ağzını açmadan surat etmeden isteye isteye itaat ediyordu benden bu kadar yaşlı olmasına rağmen kendisi Edirne civarından bir yerdendi Babası Zaptiye yani jandarma yüzbaşısıydı ve o sıra Süleyman Paşa'nın ordusundaydı. Şıpka taraflarındaydı. Harp için aldığımız tedbirler nelerdi? Onları bir sıralayalım diyor. Nefer başına her asker başına 600 kurşun. Her top başına 100 gülle. Yani Buradan gülleden maksat mermi. Verildi. Sekiz günlük peksimet. Bir miktar mısır unu, ekmek, pirinç, biraz da meyve. Tavur başına bir baş sığır dağıtıldı. Bin kişiye bir baş sığır. Yani adam başta 300 gram düşüyor efendim günlük. Her seferinde, her neferinde 80 kurşun vardı. Biner kurşunluk sandıklar tabyalarda ve siperlerde emre amadeydi. Yani her nefer 80 kurşun yanında kütüklüklerde taşıyordu, jarjörü kütüklüğü efendim ve geri kalan yani asker başta 600 kurşunun 80'i burada 520'si ise cephanelik çadırında veya cephanelik olarak ayırdıkları yer neresi ise orada sandıklarda, tabyalarda, siperlerde hazır vaziyette. Onun da cephane dağıtıcıları vardı. İhtiyacı olanlar harcadıkta oradan alıyorlardı. Yani bu 80 e, kurşun neferin üzerindeki demirbaş yükü gibi bir şeydi. Yanda taşıyacağı. Biner kurşunluk sandıklar halinde muhafaza ediyorduk cephaneliklerde. Yararları götürmek için her taburda iki üç araba vardı. Yanık bayırın yamacında da yani güney yamacında da ilk tedavi yapabilmek için bir sargı yeri veya ilk tedavi yeri bir revir kuruldu. Şimdi ilk sargı yeri tabir ediliyor. Mühimmat depolarını icabında kurtarmak için o bekletilen mühimmatları, öküz arabaları, mekkare beygeleri, top arabaları cephanelerin bulunduğu yerin yakınında hazır bekliyorlardı. Hadi bunları kurtaralım deyince pat 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 yüklüyorlar götürüyorlar. E diyeceksiniz ki bu hızlı bir şey mi? Düşman da aynı şekilde. Düşman da mekkare beygiriyle uğraşıyor. Öküz arabasıyla uğraşıyor. Atlı posta neferleriyle muntazam bir servis, Openaç, Bukova, Baştabyalar ve Plevne ile irtibatımızı sağlıyorlardı. Posta neferleri. Postalar süvari zabiti emrindeydi. Niye? Çünkü postalar atlıydı. Hızlı gidip gelmesi lazım. Kuzeydeki baş tabyadan giden bir tel bizi karayaha bağlıyordu. Toprak dönüştü bir irtibat kurulmuş efendim. Muhabere ağı böyle. Telli muhabere ağı. Her iki yanık bayır tabyasında merdivenli birer direk vardı. Bunlar imamların üzerine çıkıp ezan ve dua okumak için dikilmişti. Tabi yani müezzini gelecek olanların denebilir. İmam orada namaz kıldıracak hali yok. Adam imam demiş ona. Veya Türkçe'ye tercüme eden ona imam demiş. Bir adam 1938'de sen bunu tercüme ediyorsun. Yani o, o zaman da o dilde imam müezzin lafları Osmanlı'dan kalanlara hala kökünden kazınmamıştır ki şimdi bile imam ve müezzin diyoruz. Yani sen orada onu tercüme ederken adam imam manasına söylediyse niye onu müezzine çevirmiyorsun? Çevirmemiş. Burası muharebe zamanında bu direk tarasut yeri olarak da kullanıldı. Gözetleme için bize çıkardık diyor çatışma sırasında. Bizim tabiadan 2 mil uzaktaki Karagah tepeleri görünüyordu. Osman Paşa bir konakta kalıyor ama bir de genel karayaha var bir tepenin yamacında. Karayah tepesi deniyor oraya. O o gün için öyle deniyor tabii. Ora görünüyordu. Arada işaretleşme tertibatı da vardı. O zamanlar filama veya işte ışık gibi şeylerle işaretleşme yapılıyordu. E, Kızıl derileri zaman değil canım o manaya söylemeyelim bunu. Ama o günün haberleşme imkanları evet telgraf teli de var ama telgraf telinde bir kesinti olursa ne olacak? Telgraf direğine geldi bir öküz kaşındı 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 direği yıktı. Zaten toprak dönüştü. Senin irtibatın kesildi. Hadi bakalım dön şimdi işaret filamalarına. Mecbursun dedik ve bu 96. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. 97. bölümde inşallah teala buluşmak üzere hoşça kalınız efendim. Bir anı bir hikaye.